20 Temmuz'da o hali ilan ederken 3 ayı bile kullanmayacağız. 45 günde bitiririz bunu diyorlardı. Ama 18 aydır Türkiye'yi OHAL şartlarında yönetiyorlar. OHAL şartlarında mühürsüz seçim yaptılar. OHAL şartlarında seçim kanunu değiştirdiler. OHAL şartlarında grev yasakları getirdiler. Bütün işlerini, güçlerini olağanüstü hal yetkileri içerisinde kullanıyorlar. OHAL şartlarında darbenin siyasi ayağının ortaya çıkmasını gizlediler ve gizlemeye devam ediyorlar. Çünkü olağanüstü hal yetkilerini kullananlar yargıya da hükmediyor, yürütmeye de hükmediyor, emniyete, istihbarata, her şeye hükmeder durumdalar. Artık darbenin ucu OHAL yetkisini kullanan AK Partili yöneticilere ulaşacağı zaman frene basıyorlar, soruşturmaları orada kesiyorlar. Böyle bir Türkiye yarattılar. Bu iktidar OHAL müptelalığıyla kendi kendini bitirecek noktaya gelecek. Bu iktidarın sonu bu OHAL hastalığından gelecek. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracak. Bununla ilgili hiç şüphe duymuyoruz. Onun için tavsiyemizdir. Bir an önce olağanüstü hali uzatmaktan vazgeçsinler. Darbecilikten vazgeçsinler, darbe yöntemleriyle ülkeyi yönetmekten vazgeçsinler. Apoletli darbeciler sıkı yönetim bildirisiyle ülkeyi yönetiyorlar. Sivil darbeciler bunlar ise OHAL KHK'larıyla ülkeyi yönetiyorlar. Olağanüstü hal derhal kaldırılmalıdır. Türkiye normalleşmelidir. Ekonominin düzelmesi için, enflasyonun düşmesi için, işsizliğin ortadan kaldırılmasında etkin mücadele edebilmek için, ifade ve düşünce özgürlüğü için, hukukun üstünlüğü için, güvenli bir Türkiye için derhal olağanüstü hali kaldırıp Türkiye'yi darbe koşullarından çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle o halin uzatılmasına kesinlikle karşıyız. Neyi kaptırmadılar? Yani neyi kaptırmadılar ki? Sayın Erdoğan, UYAP'ı FETÖ'cülere kaptırdık dediniz. Neyi kaptırmadınız? Bırakın kaptırmayı, devleti teslim ettiniz. Teslim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına devleti soktular. Harem-i İsmet'idir Silahlı Kuvvetlerin kozmik oda. Ondan sonra da dediler ki FETÖ kozmik odadan bunları aldı, casusluk yaptı. Şimdi casusluktan yargılıyorlar. Bu casusluğa yardım ve yataklık yapan ve altyapıyı hazırlayan sizdiniz. Siz niye yargılanmıyorsunuz? Siz de yargılanacaksınız. Evet, yapılan casusluktu ama bu casusluk kendi kendine olmadı. Hazırladınız, her şeyi teslim etti. Yargıyı teslim ettiler, UYAP'ı teslim ettiler, devleti teslim ettiler, milleti teslim edecekleri sırada FETÖ'nün ayakları sürçtü, millet de işe el koydu. İnşallah şimdi başka yapılara teslim etme peşindeler ama ona da fırsat vermeyecek bu millet.